Bundan 800 yıl önce Moğolistan bozkırında yaşayan birçok aşiret vardı. Bunların en büyükleri Karait aşireti, Merkit aşireti, Tatar aşireti, Nayman aşireti ve Moğol aşiretiydi. Her biri bağımsız aşiretlerdi. Hiçbir aşiret diğerine tabi değildi. Kuzey Çin'e hükmeden Qin Hanedanı böl ve yönet ilkesini benimsemişti. Bölgedeki aşiretlerin nüfusunu kontrol altında tutmak için sık sık baskınlar düzenliyor, aşiretleri yağmalayarak halkın huzurunu bozuyordu. Birçok Moğol hanı da baskınlarda hayatını kaybetmişti. Bu kan davası, bozkırda ve bozkır dışında kalan bölgelerde uzun yıllar süren bir savaşa yol açtı. Timuçin Üge! Siz Tatarlar, yalancı, aşağılık insanlarsınız! Tatar halkıyla Moğol halkının her zaman dost olacağına söz vermiştin ama beni Qin hanedanına sattın! Ambakay, Qin imparatorundan seni idam etmek için emir aldım. Sen iktidara başkaldırmış bir asisin. Budala herif. Ne o? Ölmekten korkuyor musun? Hemen öldür beni. Kaşımı bir kere çattığımı bile görmeyeceksin. Yoksa Moğol atalarımı inkar etmiş olurum. Ambakay, hemen ölmek mi istiyorsun? Olmaz. Ben senin yavaş yavaş acı çekerek öldüğünü görmek istiyorum. Hadi, küçüğe mıhlayın şunu. Çin alçakları! Tatar alçakları! Gün gelecek, çocuklarım yaptıklarınızın intikamını alacak. Ondan ırmağının suyunu içerek büyüyen Moğol evlatları asla pes etmezler. Gün gelecek, bir bahadır doğacak. Ve sizin gibi kasapları bu küçüğe mıhlayacak. Ne pahasına olursa olsun benim intikamımı alacak. Acısını çocuklarınız çekecek. Milattan sonra 1146 yılında Moğol Hanı Ambakay bir evlilik önerisi ve yanında birkaç muhafızıyla Tatar aşiretini ziyarete gitmişti. Tatarların şefi Temüçin Üge onu tutukladı ve Qin imparatoruna teslim etti. Zalim imparator onu diri diri kütüğe çivileterek idam etti. Göreceksiniz. Bir gün Moğol bozkırına bir kahraman doğacak. Siz kasapları bu kütüğe birer birer mıhlayacak. Her ne pahasına olursa olsun sizden veya çocuklarınızdan intikamımı alacağım.